Cüneyt Efendi. Senin izdivacın için gayret ettim ben. Hediyesi bu mu? He? Cüneyt Efendi. O kafirlerin evine gitmesin diye... Hanımın için uğraştım. Sizin için. Buradayım ya. He? Ben lafımı duyuracağım sana. Hadi bakalım. He? Sen beni duyana kadar ben burada bekleyeceğim. Hadi bakalım. He? Hiçbir yere teprenmiyorum. Bir gün baba demedin ya. He. Buradayım ben. Görelim bakalım. Cüneyt Efendi. Ya. Ya. Daha nasıl eğeyim yüzümü? Kapının eteğine yüz sürmüş. Babanım ben sana. Bunu mu reva görüyorsun bana? Böyle mi yazıyor akrabalık kitabında Cüneyt Efendi? Ağlatmayacaktın, yola baktırmayacaktın. Ol vadeyi tekrar ve tekrarı unutma. Seni tekrar ve tekrar ikaz ettim mi? Ettim. Dinledin mi? Affedin. Affedin. Zalime mühlet, zalime de zulümdür. Cüneyt Efendi. Cüneyt Efendi. Bana gidecek bir kapı da kalmadı. Nadire. Şişt, gitmiş. 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 Her şeyini almış gitmiş. Kim bilir ne dediniz kadına, he? Ne vesveseler düşürdünüz kadının içine. Sana da yazıklar olsun Nadire. Lan ben sizin için neler yaptım be? Ya ben sizin için neleri göze aldım, neler? Size gelince... Önce Nadire. He. Önce Nadire. Sonra size. Allah büyük. Allah büyük. Borçlarını da ödetirsin. Vallahi akıllı kız. Gerçi ben daha ayak sürer diyordum ama Allah'ın işi. Gördü tabii gelecekte başına gelecekleri. Birgül de iyi konuştu ama. Allah ona da hidayet versin anne de. Bizim derdimiz o değil şimdi. Cüneyt Efendi posta oturdu sonunda. Artık kızı rahat rahat okutabiliriz. Hem artık hanımanneyim adınca kimse bir şey de diyemez. Hanımannelik gücümü kızların hayrı için kullanacağım. Hepimizin hayrı için. Hem Cüneyt'e de söyledim zaten. O da niyetimin ne kadar halis olduğunu biliyor. Biliyordu. Anne. Anne. Cüneyt efendim. Meryem Hanım. Buyurun. Dedenin postuna oturacaksın. Binlerce bendenin yükü sırtındadır. Deden, Mürşit Hazretlerini hep çok sevdim saydım. Lakin bil, seni de çok sevip sayacaklar. Makam hak edene nasip oldu. Ben bu kapıdan vazgeçmesem... eteğini öpmekte bir an bile tereddüt etmezdim. Layığıyla yerine getireceğinden hiç şüphem yok. Allah razı olsun. Ben bu dergahın damını alaşağı etmek için çok uğraştım. Malumdur. Lakin kızım için. O da malumdur. Bu damı yıkmak için işlenen günahlarla... bu damı ayakta tutmak için işlenen günahlar... elbet bir gün hakkın terazisine çıkar. Bunu biz bilemeyiz. Deden. Mürşidimiz. Benim için çok zor bir karar vermişti. Dedeye gitmeme müsaade ederek... bu dergâhı temelinden sallamıştı. Şimdi de ben senden çok zor bir karar vermeni isteyeceğim. Karşılığında ister kul et, ister bu kapıda köle olurum. Lakin beni bir dinle. Estağfurullah, buyurun. Zeynep'i durduramıyorum artık. Ya bir hayalin ya bir hülyanın peşinde. Senin yanında durmak istiyor. Lakin ben bu kaderi bilirim. Yaşadım. İster Cüneyt ol, ister Naim ol. O daha çocuk. Bırak okusun. Zeynep'ten vazgeçme diyorsunuz. Büyüdüğünde. İkinizin de gönlü varsa hala... gel elimi öp diyorum. Ama bugün mani olma.
azat et. Bırak okusun. O senden geçmeyecek belli. Benim sözüm ne kalbine ne aklına ulaşıyor artık. Sen Zeynep'imi boşa Mürşit Hazretleri. Benim de bugünü ve yarını aklımla ve kalbimle münazara etmem icap eder. Hakkım var mı? Estağfurullah. Söylediklerini düşün kâfi. Güller açıyor yüzünde. Öyle mi? Öyle. Ben artık anladım abicim. Sen Cübbo yüzünden bizde yaşamaktan vazgeçtin. Cübbo deme. Ayıp. Hem ondan değil. Ne o zaman? Öyle gerekti. Ay bırak yeme beni ya. Adam resmen King oldu şu an. Yine bilmediğim kitaptan örnek verdin galiba ama anlamadım ne dediğini. Hayır, anlam vermedim yani şey. Kral oldu yani. Hı, tamam. Çok özleyeceğim seni. Ben de seni çok özleyeceğim. Okulun ne oldu peki? Sınavın vardı. Zeynep Hanım'ın yine ilk sorusu tabii ki de okul. Hiç şaşırmadık. Gerçekten. Girmeyeceğim sınava. Bir sene de okula gitmeyeceğim yani. Özlemeyecek misin? Özlemeyeceğim tabii Zeynep. Ben özlerdim. Umarım benim yerime de sen gidersin artık okula. İnşallah. Peki Can? Can'ı özlemeyecek misin? Adamın umurunda değilim ki. Yani kayıplarda yine gerzek. Can buradaymış. Nerede? Tekke'de. Ne? Öyle dedi Cüneyt. Zeynep uçarak götürüyorsun beni. Uçarak çabuk. Gel. Merhaba. Aleykümselam. Aleykümselam. Evet doğru. Söz bak buradan gitmeden bir şeyler kapacağım. Ama şimdilik tesbih hallettim. Ve ilkokulda böyle öğretmen derslerimizi, ödevlerimizi kontrol ediyordu ya. Öyle hissettim ya. Olmamış. Bak bu farklı. Bir daha diz. Hadi ya. Bakayım. Evet ya. Doğru. Ya ama sen de bütün ışıkları söndürdün gittin yani şimdi. Karanlık da bu kadar. Sesine can gelmiş. Karanlık yaramış. Bir daha diz. Eyvallah. Yok. Yani sen de durduğu gibi ben de durmayabilir. Her tesbih dizene cübbe giydirmeyiz zaten. Haydi. Haydi. Mazlummuşum ben hakikaten. Dualarım kabul oldu. Biliyordum en başından beri senin oturacağını. Sen yani bir mazlum. Zalimliğe uğrayıp da duası kabul olacağına. 999 gün hücrede yatardım. Sen o postun en adil, en bilge bekçisi olacaksın. Annen gurur duyardı seninle. Senin iltifatına mazhar oldum. Onun itimadını da incitmemiş yolla. Zeynep. Allah muvaffak etsin. Hakikatten ayırmasın. O vakit benim de sana bir hakikattan bahsetmemin zamanı geldi. Ben vaktim muarazadan, hakikatin de ateşinden yürüdüm geldim. Şimdi gönlümdeki hakikati inkar edecek değilim. Nedir o hakikat? Sana evvelden bir cevap borcum vardı. Boşanmayla alakalı. Ben seni boşayamam Zeynep. Üzüldün mü buna?
Biz seninle bir olursak hakikati bile değiştiririz Cüneyt. Ben seni boşayamam ama doğrunun da benim doğrumla çatıştığını biliyorum. Bundan kelli dinimizce de münasip olduğu üzere beni boşama ehliyeti de iradesi de senindir. Nasıl yani? Ben? Zeynep. Sen benim hakikatimi dinledin. Şimdi sen de hakikatini bul, dinle. Beni boşamak istersen irade senindir. Posta ilk hükmüm sana iradeni geri vermektir. Söylediklerimi düşün. Kâfi. Mürşid Hazretleri! Ya Mürşid Hazretleri! Cüneyt Efendi! Ya efendi! Hayır olsun efendi. Ya Naim Efendi, refikanızı kaçırıyor ya. Kaçana kadar da bir yerde saklanacaklar. Vallahi zor bela öğrenmişim nerede diye. Nerede? Çabuk söyle. Aha, karşıda bir otel. Gardibidir, mardibidir bir şey ya. Karşıdadır ha. Ben yerimdeyim. Buralar güzel. Bekliyoruz biri gelsin de selamını verelim. İyi. Sana itimadım tamdır ha kaplanı. Eyvallah ağam. Eyvallah. Allah'ın izniyle bu iş bugün tamam hocam. Post Cüneyt'e bir gün bile yar olmadı. Ama inşallah size ömür boyu yar olacak. Doğrusu da budur. Amin Afan, amin. Sen olmasaydın eğer gözümün önündeki hakikati göremeyecektim. At silahını. At. At, 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 at. Allah'ın izniyle hayırlı haber birazdan gelir hocam. Gelir, gelir.
telefon çekmedi herhalde. Ben bakayım hocam, hayırlı haber çok bekletilmez. Affan efendi. Cüneyt efendi. Ulan soysuz! Ulan! Sen benim canıma, ciğerime, kanım Cüneyt'e kıyacağımı mı düşündün ha? Sen beni kandırabileceğini mi düşündün? Biz Uhud'da bir kere yenildik. Aha Arif efendi! O da tepeyi terk etmedi. Aha da burada Arif efendi! Cüneyt, bir şeyler öğrenirse bu ailenin mahvına sebep olur, çok üzülürüz. Doğru söylüyorsun. Tamam. Ben bunca zaman korkarak bekledim. Duymasın etmesin diye aha gitti geldi gibi aha bu kapıya dayandı. Biliyorum, biliyorum. Gördün mü? Biliyorum tamam ama bak ne olursa olsun mani olacaksın. Cüneyt hakikati öğrenmeyecek. Bak ne pahası ne olursa olsun. Hadi gidelim. Arif! Efendi, Arif, efendi, Arif, efendi! Arif! Oğlum! Oğlum ne oldu? Affan bana saldırdı. Adamları beni esir etti. Öldüreceklerdi. Kaçtım. Hocam, öğrendim. Sırrını öğrendim. Affan postu istiyor. Hem de kendine. Ah zatim o. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum burası onun evi mi? Bak, postun, hatların, her şeyin aynından yaptırmış. Delirmiş bu adam. Hele kalk. Ya Allah herif ya Allah. Biz buraya da gidiyoruz. Tamam. Hadi oğlum, hadi nefes al hadi. Tamam, dikkat. Hadi ya Allah. Zeynep. Anne. Meryem. Yetti Meryem, yetti. Geri dur lan aşağılık herif. Levent Bey, Levent. Levent Bey, Levent Bey lütfen. Levent doktor. Bey. Levent. Doktor. Zeynep. Doktor yaktın beni doktor. Sus. Yaktın beni. Aklını kullan, aklını akılsız. Levent Bey olmasa Cüneyt'i öldürmekten içerideydin şimdi. Cüneyt mi? Tamam savcı hanım, şu an herkesi seferber etti. Bulacağız, bulacağız merak etme. Cüneyt? Doktor, senden bir şey rica edeceğim. Naim Zeynep'i kaçırmış. Sen Zeynep'in kaçırıldığını nereden biliyorsun? Affan beni öldürmek için tuzak kurdu. Yanında biri var mı? Evet. Belli etme. Evet, dinliyorum seni. Naim'in üstüne yıkacaklar. Oraya gittiğimi düşünüyorlar. Senin savcı, polis ne varsa alıp oraya gitmen icap eder. Adresi ben sana atacağım. Doktor, Zeynep'i benim için kurtar. Tamam, söz. Buraya kadar Naim. Bitti. Ama seni bir kere daha Zeynep'in ya da Meryem'in etrafında görürsem sen de bir daha gün yüzü göremezsin. Haberin olsun. Götürün. Geçmiş olsun Arif Efendi. Allah razı olsun. Affan meselesinde hiçbirimizin görmediğini gördün. Asıl senden Allah razı olsun. Lakin... Lakin ben yine de Sadi Hüdayi Efendi'ye... Amcamla teşriki mesainiz çoktur. Sen doğru bildiğini yaptın. Allah doğrudan ayırmasın. Amin. Amin. Lakin dediğim sizin şu vifakınızı tamama erdirmesek mi? Hayırlısıyla.
Lan Mürşit Hazretleri, ne diyeyim? Nerelere gideyim ben? Sen bir şey deme. Gelin hanıma soralım mehir için ne ister diye. Söz gümüşse sükut altındır. O yüzden ben bir şey demeyeyim. Mürşidimiz ne buyurursa. İyi dedin gelin hanım. Bizim itikatımızda mehrin alt yahut üst sınırı yoktur. Ahir zaman. Yarın ne olacağı belli olmaz. Biz üst sınırdan altın düşler. Yazalım Arif Efendi. Üst sınır derken? Gelin hanımın boyu posu maşallah. Bir çık bakalım. Uygun mudur? Yazalım Arif Efendi. Yazayım. Başka? Dediğiniz gibi devir zor. Nafakan evinden maşallah ama... bir de çatı ister. İyi dediniz. 3+1. 3+. Deprem sonrası da. Bir de. Yazalım. Başka? Başka yok. Hak razı olsun. O zaman imzalayalım Arif Efendi. Ben şahitlere imzalatırım sonra. O zaman ben imzala. O zaman ben imzalıyorum. Bu yüzükten başka hiçbir talebim yoktur. Amcanla konuştun mu? Onlara karışacak. Peşini bırakacaklar mı? Sulh oldunuz mu? Allah bilir. Peki razı olmadıkları bir şey yaptığın vakit? Kız çocukları okuyabilir dersen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye ahdini imzalarken Hazreti Ömer'in ne yaptığını biliyoruz. O zaman Mekkelilerin lehine olanı Allah Müslümanlara bereket kılmıştı. Benim endişem niyetim. Neden? Halis mi niyetim yoksa sen mi karışıyorsun? Sana verdiğim ehliyet boşanmayla alakalı. Niyetimin halis olduğu ancak o vakit belli olur. Ben senin yanında olursam kızları okuturum diye düşünmüştüm hep. Tersine döndü şimdi. Ben karar vereceğim artık. Başka yolu kalmadı. Ben Naim'den olma, Meryem'den doğma, Zeynep. Sen? Gül Ayşe'den doğma, Cüneyt Efendi. Seni... Cüneyt Efendi. Amca. Cüneyt Efendi. Amca yapma. Annem. Amca.
Cüneyt! Cüneyt Efendi! Bahadır! Ya Bahadır! Cüneyt Efendi! Cüneyt! Cüneyt'im! Cüneyt'im yapma! Kurban oldum! Hele gel bana doğru gel! Gel! Gel hayden gel kurban! Gel! Heh. Gel! Gel bana doğru! Gel! Sen de buradaydın. O gün buradaydın. Yoksa annemi aşağı nasıl atacaktın ki? Cüneyt'im, vallahi de billahi de bildiğin gibi değil, bak yemin ederim. Ya benim canım var ya, sana kurban olsun ya. Vallahi bildiğin gibi değil. Bak sen artık mürşid oldun. Sana günah yaraşmaz, eza yaraşmaz Cüneyt'im. Vallahi bildiğin... Sen bir masumun canına kıydın. Masuma kıyanın günahı olmaz. Cüneyt yapma, yapma! Nihal'in babasına benzemez bu Levent Hoca. Nihal'in babasına benzemez. Bu kısasa kısastır. Masuma gadretmiştir. Annemin katilidir. Allahu alem, vallahi öyle değil. Billahi öyle değil. Allah'ın adını ağzına alma. Ya da oku. Son kez oku. Hayır. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Oku! Cüneyt yapma. Yapma, böyle hesaplaşma Cüneyt. Bak sonsuz bir döngünün içine girersin. Kendini bir daha çıkamayacağın bir zindana hapsetmiş olursun. Cüneyt! Cüneyt, seni sen bile göremezsin artık. Böyle karanlığın içine kendini sürükleme, yapma! Oku. Oku. Hayır! İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Cüneyt yapma! Cüneyt! Yapma oğlum. Yapma aslanım. Baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.